Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Bir arkadaşı varmış, işte ev yapıyorlarmış falan, mimarlık yapıyorlarmış. Dolayısıyla bu demiş ki, ya şimdi dikkat edilmiyor. Hani siz dikkat edin en azından. Yatak konulacak yer, işte helanın durumu falan gibi bunları yaparken dikkat edin de kıbleye gelmesin gibi. Bu arkadaşı da demiş ki, ...yok demiş, Kur'an'da böyle bir şey olmadığı için demiş... ...konu benim için kapanmıştır falan demiş buna. <laughs> Tabii ki. Kur'an'da öğle namazı da yazmıyor. Demek ki o da kapandı. Öğle namazı yazmıyor. Ve bu diyor, bu diyor böyle tesettürü olan... ...beş vakit namazında biri... ...ne diyeceğimi şaşırdım diyor. E şimdi... E, ...başında başörtü kılıklı bir şey takmış. E, ondan sonra altı bağlar gazeli oluyor çoğu. Ondan sonra e, Kur'an'da yazmadığı için... E, bunlar spikerde olur, sunucu da olur. Ondan sonra çok affedersin başına başört takınca dans sözde olur herhalde öyle ya. Kur'an'da yazmıyor dansöz olmaz diye yazıyor mu? Yok yazmıyor. Yazmadığına göre dansözde yapar, dansöz yaparlar. İşte milletin kafasına bunu şey yapınca o da öyle kendine yer etti. allah Teala korusun zındık oldu gitti. Yani kafir oldu imanını kaybetti gitti. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hadis-i şeriflerde bildirmiş. Eshab-ı kiram bildiriyor bunu. Eshab-ı Kiram bildiriyor. Dolayısıyla e, Ehl-i de bunları kitaplarına yazmışlar. Ehl-i Sünnet alimlerini hafife almak. Muhammed bin Kutuddin İzdiki Hazretleri Mızraklı İlmi halinde afat diye yazmış bunu. Yani müştehit talimleri hafife almak, ondan inkar etmek, etmek afat. Fakat e, İmam gibi Hazretleri, Muhittin Arabi Hazretleri gibi zatlarsa hiç böyle çekinmeden aynı şekilde şey demişler. Küfür olur Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri o konuda çok celalli. Küfür olur diyor. Sebebinde izah ediyor. Diyor ki İmam Hasan Ümmü Hanif Hazretleri kimin varisi? Muhammed Aleyhisselam'ın değil mi? Evet. E sen İmam Hasan Ümmü Hanif Hazretleri'ne karşı gelince kime karşı gelmiş olursun buyuruyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselam'a karşı gelince Allah-u karşı gelmiş oluyorsun. Otomatik olarak gidiyor. Evliya kimin dostudur? kimin varisidir? Mesela Hazreti Ali radiyallahu anh Hazretleri kanalına gelen evliyalık yolunda yükselmiş. Bunu sen inkar ediyorsun. Bunu reddediyorsun. Onun üstadı 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 Hazreti Ali'ye gidiyor bu. Yani sen Hazreti Ali'yi reddediyorsun. Hazreti Ali'yi reddedince Muhammed Aleyhisselam'ı reddediyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ı reddedince Allah-u reddediyorsun. Ne oldu? Muhyiddin Arabi Hazreti. Bu iman gider buyuruyor. Bu işi şakası yok. Hani Muhammed bin Kutbettin İzlik Gazetleri, İmam Bilgi Hazretleri afat kelimesini kullanmışlar da o afat kelimesi e, tehlikeli e, şeye söyleyiver e, yani imanı tehlikede demektir bu İman tehlikede demektir. E, onun için efendim e, tek kaynak Kur'an en üstüne talimlerini redd kimse zındık olmuştur. Allah da ne muhafaza buyursun. Ha buna denecek bir şey yok. Kapıları kapattı tabii. Kapıları kapattı. Onun için e, bu ayaklarını kıbleye uzatır. Helayı da aynı şekilde yönünü kıbleye dönecek şekilde yapar. Hani bir mimar, bir mühendis eğer Müslümansa, ehl-i sünnet alimlerin kitaptan okuduysa e, imarında helanın da aynı şekilde yönünü e, kıbleye gelmeyecek şekilde dizayn eder. İsterse onu yapar. Ölçü vardır yani. Bir ölçüsü sahibidir. Ha, ha, bir ölçü sahibidir. Bunun, bunun sahibidir. ölçüsü kantarı yok artık. Bunun ölçüsü kantarı yok. Ha bunun kıblesi artık fark etmez. Öyle Kur'an'da var mı Kabe'ye döneceğiniz diye. Yok yok. Kıble ne dönecek? <laughs> Nereye ister? Sonra dönün. Moskova'ya da dönebilir yani. istediği yere dönebilirsin. Allah Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak şerlerinden korusun efendim.